Evet, merhabalar. Bugünkü konuğum Toyota Corolla. Şimdi ilk başta direksiyonu oturur oturmaz sürüş deneyiminden de bahsedeceğim. Corolla yeni karoseriyle beraber eski karosere göre boyutlar anlamında daha ufak gözüküyor baktığımızda. Özellikle arka koltuk hacmi bu yeni versiyonla beraber azalmış durumda. Direct Shift sistemini size anlatmaya devam edeyim. Direct Shift'te burada mesela şu an ilk kayış kasnakta hareket ediyoruz. Burada da bir CVT var. Orada dişli ile hareket başlıyor. Dişli ile hareket başladığı için ilk tork vuruntularından şanzıman daha fazla korunuyordur. Yani bu sisteme göre avantajı var. Konfor noktasından başlayalım. Bu araç Flame X-Pack, yani büyük jantlara sahip. Konfor anlamında süspansiyon şöyle ufak kasislerden geçtiğimizde büyük jantların etkisini hissettiriyor ama genel anlamda konforlu bir süspansiyon olduğunu söylemem lazım. Süspansiyon çalışma seslerinden bahsedeyim. Öyle çok fazla şöyle kasislerden geçtiğim zaman ufak kasislerden çalışma sesi duymuyorum. Bildiğiniz gibi arkada çok kollu bir aks var. Çok kollu aksın tabii pozitif noktalarını kullanıyor Toyota Corolla. Koltuk konforu. Koltuk yeterli rahatlığa sahip ve şurada özellikle uzun boylar için baldır desteği anlamında başarılı. İç tasarıma geçtiğimizde ben şuradaki tasarımdan pek hoşlanmadım açıkçası. Böyle tepede duran bir ekran. Ekranın yanında da böyle eski tüplü televizyonlardan kalma tuşlardan oluşan bir görsel. Yani bu genel ambiyans oldukça sade yapılmış ama şu olmamış. Yani burada daha güzel bir ekran kullanılabilirmiş. Burada gösterge tablosu orta kısmı dijital. Dijital olan kısmı gayet şık. Yan tarafta analoglar kullanılmış. Keşke komple dijital bir gösterge olsaymış burada da. Direksiyon simidi. Simidin yapısı ince. Yani kalın direksiyonları sevenler için pek de hoş değil. Yani bu benim elime ufak geldi. Daha böyle etli bir direksiyon olmasını isterdim Corolla'da. Sürüş pozisyonu anlamında vitesin konumu. Şu vites konsolu çok yukarıda değil. Yani C segmenti bir üründe şuradaki vitesin konumu daha iyi olabilirdi. Kol dayama noktası, kol dayamayı ayarlayabiliyorsunuz. O anlamda sıkıntı yok. Yine eğimli A sütunu. Bu eğimli A sütunu tabi rüzgar direnci için yapılan detaylardan bir tanesi. Mesela Honda Civic'te bu tasarım daha dik. Benim eski Elantra'mda da böyle yataydı. Yani bu yapı açıkçası çok da iyi hissettirmiyor. O yüzden görüş anlamında önünüzü kapatan bir yapı. Ben yani böyle eğik A sütunlarını sevmiyorum. Böyle çok üstüme geliyor. Cam alanında haliyle dar gözüküyor. Böyle enlemesine hareketli noktalarda biraz Corolla sallanıyor. Bu açıdan benim eski Fluence'ımı hatırlattı bana. Böyle sürekli sağa sola oynuyor. Büyük jantlara rağmen bunu yapması böyle ufak eğimli kasisli yerlerde çok da başarılı olmadığını gösteriyor. Ben bu aracı alır mıydım? Fiyat listelerine baktığımda yani Ağustos gibi 160 bin lira seviyelerindeydi Ağustos 2020'de. O zaman alırdım. Ki kur benzer noktalardaydı o zaman. Şimdi dayandı %80'in alt limitlerine. Sıra yazdığı için fiyatı şişirdiler. Bekliyorlar ki kur tekrar yükselecek. Yükselebilir mi kur? Evet, yükselebilir. O arada kimseye yedirmediler yani ucuzluğu. Öyle gözüküyor. Firmalar gittiğinizde biraz pazarlık payı yapabiliyorsunuz ama Corolla'nın özellikle bu 1.6'sındaki sıra yavaş yavaş tabii yok oldu. İnsanlar 1.5 motordan çekince duydum. Sonuçta direkt benzin enjeksiyonlu bir motordan bahsediyoruz. %40 termal verimliliği var yeni motorun. Ama tabii 2 saniye civarında yavaş olması da biraz düşündürücü. Ben de düşünürdüm. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Evet, merhabalar. Bugünkü konuğum Toyota Corolla ve sorunsuzluk imajı. Gördüğünüz gibi şikayet var da 5 üzerinden 1.6 puan almış. 252 değerlendirmenin %79.4'ü olumsuz. Corolla'da pek çok sorun var. Şimdi en önemli problemlerden bir tanesi olan direksiyon sorunuyla başlayalım. Thank you.
Yine yeni kasa Toyota Corolla'nın pek çok olan modelinde, hatta bayilerin söylediğine göre yine kronik olan bir problem. Havalandırmadan ıslık sesi gelmesi. Şimdi bu sesi de hep beraber dinleyelim. Yine son nesil Corolla'nın en büyük problemlerinden bir tanesi konsolun çizilmesi. Bununla ilgili pek çok şikayet kaydı göreceksiniz. Bu arada baktığımız şikayet kayıtları son 6 ay içerisinde benim böyle gözüme çarpan olarak aldığım kayıtlar. Gördüğünüz gibi konsolun üst tarafı bembeyaz olmuş ve bununla ilgili pek çok yine şikayet göreceksiniz. Farklı farklı çizikler, böyle beyazlamalar ya da konsol parçalarında krom parçaların atması gibi pek çok şeyi göreceksiniz.